Arkadaşlar merhaba, bugün size Philips'in zaman ayarlı kahve makinesini tanıtacağım. Ufak tefek bilgiler verip bir de kahve demleyeceğiz beraber. Öncelikle kahve makinemizin haznesi üst tarafında, kahve haznesi. Gördüğünüz gibi kendi filtresi bulunmakta. Burada suyu püskürtmek için bir şamandıra mı deniliyor, bir parçası var. Suyu şu bölgeden ilave ediyoruz içerisine. Sonrasında alt tarafta gördüğünüz gibi sürahisi ve sürahisinin üzerinde ölçüler yer almakta. Burada işte 2-3 fincan, 4-6 fincan şeklinde ölçülere göre ayar yapabilirsiniz. Yalnız bu fincanlar ufak fincanlara göre, yani bu sayılar ufak fincanlara göre. Ben büyük kupa ile içtiğim için mesela 4-6'ya kadar kahve demlediğimde ancak bir kupa kahve çıkarabiliyorum. Aynı zamanda kenarda da suyu koyduğunuz zaman görebilmeniz için sayılar yer almakta. Bu makinenin bilindiği üzere en büyük özelliği zaman ayarlı olması. Yani siz kahvenizi dilerseniz daha önceden ekleyerek, suyunu vesaire koyarak bir saat belirliyorsunuz. Makineniz de o saatte kahveyi demlemeye başlıyor. Bunu altta gördüğünüz tuşlar yardımıyla yapıyorsunuz. Öncelikle tuşlardan bahsetmem gerekirse, bu görmüş olduğunuz tuş play tuşu, yani bunu basın. Bıraktığınızda kahveyi demlemeye başlıyor. Tekrar bastığınızda durduruyor. Bu görmüş olduğunuz saat tuşu ise zaman ayarları için kullanılıyor. Yani siz bu tuşa uzun bastığınız zaman saat ayarına geliyorsunuz. Buradan dilerseniz saati ayarlayabilirsiniz. Tekrar bastığınızda saat ayarını yapmış oluyorsunuz. Tek basımında da kahve için zaman ayarını yapabiliyorsunuz. Mesela 3'ü 10 geçe dediğimiz zaman saat 3'ü 10 geçe kahveyi demlemeye başlayacak. Tekrar basmamız yeterli. Zaten zaman ayarı olduğu için burada işaret de aktif oluyor. Makinenin saat kısmı ile ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Makinenin fişini her çıkarıp taktığınızda saat sıfırlanıyor. Tekrar saat ayarı yapmanız gerekiyor. Ayrıca anlatmak istediğim bir başka özellik de damlama önleme sistemi. Yani siz bu potu çıkardığınız zaman şurada görmüş olduğunuz üstteki filtre koyulan alana bağlı olan bir mekanizma var. Yaylı bir sistemdir bu. Potu çıkardığınız zaman, sürahi çıkardığınız zaman bu şekilde yay aşağı doğru geliyor ve damlama yapmıyor kesinlikle. Ama siz geri taktığınızda sürahinizi görmüş olduğunuz gibi parça biraz daha yukarı çıkarak damlamaya fırsat veriyor. Bahsetmem gereken son bir özelliği ise yarım saat boyunca kahvenizi sıcak tutabilmek için açık kaldığıdır. Kahveniz demlendikten sonra yarım saat boyunca makine açık kalıp daha sonrasında kendini kapatıyor. Kahveyi demlemek için ben suyu arıtmadan alıyorum ve ölçü olarak da bu görmüş olduğunuz sürahinin üzerindeki ölçüleri kullanıyorum. Ama siz isterseniz başka bir yerden su doldurup bu makinenin üzerinde görmüş olduğunuz ölçüleri de kullanabilirsiniz. Ben tek fincan içeceğim için 4-6 çizgisine kadar suyu dolduruyorum. Daha sonrasında makinemizin kapağını açarak şu filtreyi çıkararak, ıslansın istemiyorum, o nedenle çıkarıyorum. Su haznesine suyumuzu dolduruyoruz. Makineye suyu doldurduktan sonra geldiği ölçüyü buradan da net olarak görebilirsiniz. Şimdi kahvemizi demlemeye başlayabiliriz. Öncelikle filtremizi yerine yerleştireceğiz. Ben filtreyi kullanırken öncelikle şu şekilde kenarlarını katlıyorum. Bunu da başka bir videoda görmüştüm. Makineye daha iyi oturduğunu söylemişlerdi. Bence gerçekten de o şekilde. Zaten koyabileceğiniz şekil belli. Bu şekilde koyarak makinemize yerleştiriyoruz. Makinemize kahveyi eklerken makinenin yanında gelmiş olan ölçeyi kullanıyorum. Altta görmüş olduğunuz çizgilerden her bir çizgi için bir ölçek kahve koyuyorum. Benim 4-6 çizgisinde, yani ikinci çizgide olduğu için 2 ölçek kahve koyuyorum. Kahveyi çok tepeleme doldurmuyorum. Tabi kahvenin yumuşaklığına göre siz ölçüyü arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Şimdi kahvemiz demlenmeye hazır. Kapağımızı kapatarak görmüş olduğunuz play tuşuna basıyoruz ve kahvemiz demlenmeye başlıyor.
kahvenin demlenmesi bitti. Yaklaşık bir 5 dakika sürdü kahvenin demlenmesi. Şurada göstermek istediğim bir şey var. Kahve 4-6 çizgisinin biraz altına denk geldi. Biz suyu koyarken tam çizgide koymuştuk. Muhtemelen bir kısım ya buharlaşıyor ya filtrenin içinde, filtre kağıdında kalıyor. Siz kahve demlemesi yaparken onu da dikkate alırsınız. Size bahsettiğim gibi büyük fincanla içiyorum ve gördüğünüz gibi 4-6 çizgisi hemen hemen tam bir fincan. Çok az bir fazlası kaldı. Gördüğünüz gibi kahvemiz hazır arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.